Geleceği şu an çok karamsar görüyorum. Zeygiş olarak şu an kendimi çok iyi bir yerde göremiyorum. Çünkü ben biraz talihsiz bir nesil olduğumu düşünüyorum. Geleceğin mimarları gelecekten ümitsiz. Ekonomi, eğitim sistemi derken Z kuşağı derin bir boşlukta. Öyle ki gençler hayal dahi kurmayı bırakmış durumda. Talihsiz bir nesil olduğunu düşünen Z kuşağı geleceğe umutla bakamıyor. Z kuşağı olarak gelecekte kendinizi nerede görüyorsunuz? Derin bir boşlukta. Sebebi ne sizce? Sebebi ekonomik faaliyetler, eğitim sisteminin şeyi, dış güçler. Çünkü çok kötü yerlere gidiyor bu ülke. Bu sistem devam ettiği sürece de kötü yerlere gitmeye devam edecek. Kendim gelecekte iyi bir yerde görmek isterdim ama bu şartlar altında çok zor. Yani bizimle ilgilenilmiyor. Z kuşağı olarak sürekli aşağılanıldığımızı düşünüyorum. Z kuşağı olarak bir algı oluşturulmuş ve umursanılmıyoruz resmen. Aslında gençlere daha fazla önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Abi gelecek diye bir şey yok ya. Yani ümidimiz kesildi abi Z kuşağı olarak. Hiçbir yerde göremiyorum kendimi. Bir yerde görmüyorum. Ama işte bir hayalimiz var. İnşaat mühendisi olur, mimar olur. Fark etmez. Şu an inşaat üzerine okuyorum zaten. Gelecekte kendimi ekonomisi daha büyümüş olan bir ülkede görüyorum. Yani bu Amerika olabilir, Kanada olabilir, belki de İsveç olabilir. Açıkçası ben biraz talihsiz bir nesil olduğumu düşünüyorum. Malum pandemi süreci. Bu yüzden çok bir yerde göremiyorum. Zeygiş olarak şu an kendimi çok iyi bir yerde göremiyorum. Çünkü ülkenin ekonomik sorunları olsun, başka sebepler olsun. Hani çok sıkıntıdayız şu an Türk gençler olarak. Sürekli bir gelecek kaygısı yaşıyoruz. Sürekli hani ne olacak, nasıl yapacağız falan, başaramazsak ne olacak diye bir kaygı yaşıyoruz. Türkiye'de zaten iş imkanları, ekonomiyi falan görüyoruz yani. O yüzden kaygılıyız.